Bosfor kentindeki göçmen sivil toplum kuruluşları tek çatı altında toplanıyor. Evet, kısa adı ZAM olan çatı örgütü altında toplam 21 kuruluş kentteki çeşitliliği görünür kılmaya hazırlanıyor değerli izleyenler. Augsburg'da göç arka planı bulunan 100'den fazla dernek mevcut. Göçmen örgütlerinin neden bir araya gelmesi gerektiğini ZAM sözcülerinden Düzgün Polat'a sordum. Almanya'ya ZAM geldi sizlerle birlikte. Göçmen kuruluşlarının neden bir araya gelmesi gerekiyor Düzgün Bey? Tek ses olabilmek için bir araya gelmemiz gerekiyor ve politik ajandayı belirlemek için bir araya gelmemiz gerekiyor. Ve maalesef Almanya'da 40 yılı aşkın süredir göçmen kökenli kuruluşların olmasına rağmen ajandaları, işte politik gidişatı belirleyemiyoruz. Bu yüzden de bir araya gelme ihtiyacı duyuyoruz. Tam olarak neyi kastediyorsunuz? Neye karşı tek ses olunması gerekiyor sizce? Bilindiği üzere Türkiye'li örneğin 60'lı yıllarda yapan anlaşma kapsamında ciddi bir göç Almanya mevcuttu. Ve bu göç kapsamında da insanlar buraya geldi, her şeye tabi oldular. Fakat günlük yaşamlarını belirleyen kararlar, karar mekanizmalarını, kararları belirleyemediler örneğin. Politik ajanda ne demek? Politik ajanda bu şehirde yaşıyorsak, bu ülkede yaşıyorsak, bu ülkedeki tüm yasalar bizi de ilgilendiriyor, yaşam bizi de ilgilendiriyor ve burada da biz rolümüzü oynamamız gerekiyor demek. Şu anda Almanya'da işte örneğin bir seçim kronolojisine bakacak olursak, seçimlerde sürekli seçim malzemesi olarak kullanılan göçmenler yaşamı belirleyemiyorlar. Bunu neye bağlıyorsunuz Düzgün Bey? Neden? Neredeyse 60 senedir Almanya'da yaşayan özellikle Türkiye kökenlilerin kurduğu sivil toplum örgütlerinde sizin bu söz ettiğiniz kendi yaşantılarını direkt ilgilendiren konularla ilgili özellikle göçmen dernekleri neden gereken faaliyetleri yürütemiyorlar? Ne eksik? Bu soruya kısaca cevap vermek biraz zor olacak ama yani temel kaynaklardan bir tanesi tabii ki bizim gövdemizin burada ama kafamızın ülkemizde olmasıyla alakalı. Türkiye'deki yaşanan olgular örneğin, Türkiye'li göçmenleri buradaki yaşanan olgulardan çok daha fazla ilgilendiriyor. İşte bunu böyle bir resim halinde sunacak olursak, işte hem buradayız hem oradayız, bu ikilem bizi ne buraya ne de oraya ciddi anlamda adapte olmaya imkan kılıyor. Diğer taraftan Almanya'da faaliyet gösteren göç arka planı olan STK'lar, sivil toplum kuruluşlarının siz gereken desteklerden yararlandığını düşünüyor musunuz? Kesinlikle. Yani zaten ciddi bir ekspertiz var bu kuruluşlarda. Ve ona rağmen sürekli yani biz de varız, biz kendi sorunlarımızı dile getirmekte adayız diye ortaya çıkan o kuruluşlardan maalesef sadece bilgi alınıyor. Fakat bir profesyonelleştirme, bir yapılanma söz konusu değil. Peki tabii bunu genelleştirmek de çok ne kadar doğru bilmiyorum. Genelleştirmek de ne kadar çok doğru bilmiyorum ama yani genel hatlarıyla baktığımızda bu böyle. Tabii ki şu anda Almanya'da örneğin bir NEMO diye bir Almanya genelinde çalışan, işte göçmen kuruluşları bir araya getiren bir örgütlenme var. Onlar ciddi işler yapıyorlar, ciddi kendinden söz ettirebiliyorlar ama bu söz ettirmenin işte öz kaynağı bir araya gelmekte yatıyor. Ama o da bir çatı kuruluşu değil mi nihayetinde? Evet, tabii. Ama tabii tek tek dönüp baktığımızda Türk dernekleri veya göçmen derneklerinde strüktür açısından özellikle bir takım eksiklikler olduğunu söylemiştiniz daha önceki görüşmemizde. Evet. ZAM tam olarak ne yapacak, neden göçmen derneklerini birleşmeye çağırıyorsunuz? Şimdi Augsburg nezdinde bizim faaliyet alanımız olacak ve Augsburg nezdinde baktığımızda Augsburg'da yaşayan kitlenin %47,8'i resmi rakamlara göre göçmen kökenli. Tabii bu sadece Türkiye'lilerden ibaret değil. Yani birçok ülkeden göç alan bir şehiriz. Ve 147 farklı ülkeden insan yaşıyor bu şehirde.
Bu şehirde maalesef son Mart ayında gerçekleşen yerel seçimlerde kendini gösterdiği gibi örneğin şehrin yönetimi ciddi anlamda göç background'u olmayan insanlardan oluşuyor. Ve 50 yıldır insanlar bu şehirde yaşıyor. 50 yıldır adaylıklar var. Adaylıklar olmasına rağmen, işte talepler olmasına rağmen bu talepler sadece kısmen duyuluyor. Sadece kısmen hayat hakkı buluyor. O yüzden de artık bunun değişmesi kanısındayız. Tabii ki bu son yaşanan olgular, işte George Floyd'un Amerika'da öldürülmesi, tekrardan bir ırkçılığı, tekrardan bir ötekileştirmeyi, tekrardan biz ve onlar kategorilerinde yaşamın itham ettirmesine karşı ciddi bir ses getirdi. Ve bu dalgayla beraber biz de artık gerçekten bir araya gelmemiz gerektiği kanısına vardık. Ve bu girişimde bulunduk. Evet, şu anda... Peki sizin gibi yapılanmalar, ZAM gibi göçmen çatı örgütleri Almanya çapında yaygın mı, yoksa şu anda yeni yeni böyle bir zincir mi oluşuyor? Yani kısa bir tarihimiz var. Tarihimiz diyorum bilerek. Kendimi de artık onlardan biri olarak görüyorum. Evet. Kısa bir tarihimiz var. Yani bir 10 yıldır, bir 15 yıldır ciddi anlamda bir buraya müdahale etmeye çalışan, buradaki işte göç sürecini, yaşamı, ortak yaşam sürecini hedef alan yeni yeni çatı kuruluşlar kuruldu. Yani 10 yıllık bir tarihimiz var diyebiliriz. Ama gelişmekte. Çünkü bu ihtiyaç kendini dayatıyor. Yani biz ne kadar da göçmen kuruluşlar, göçmen dernekler, göçmen sivil toplum örgütleri olarak da şu ana kadar hep kendi aramızda kalsak, kendi çalışma alanımızda yoğunlaşsak bile şeyi görüyorduk sürekli. Yani bir araya gelmenin, ortak bir ses çıkarmanın, İşte çıkarlarımızın arkasında ciddi bir güç oluşturmanın ne kadar ihtiyaç olduğunu görüyorduk ama bir türlü zeminini hazırlayamamıştık ve tam zamanı gibi geldi. Yani bazen işte zaman olgunlaşmadığı için bir takım şeyleri geliştiremiyorsunuz ama zaman olgunlaştığı gibi gözüküyor. Ve şu anda 21 tane kuruluşla beraber ZAM'ı kurduk. 21. Ben 12 diyebiliyordum. Demek ki iki katına... Bizim son gelişmemizin esnasında ciddi bir gelişme kaydedildi. O kadar hızlı gittiniz. Evet. Yani bir, aslında yani çok ciddi anlamda işte çok çabuk çoğalalım diye bir derdimiz yok. Yani ciddi anlamda ayakları yere basar bir şekilde gelişmek gerekiyor bazen. Bazen hız tehlike de arz edebiliyor. Ama yaptığımız basın açıklamasıyla beraber ciddi anlamda bir talep var. Ve insanlar bizi buluyorlar ve aynı şekilde bizim gördüğümüz olguları onların da gördüğünü ve artık bir araya gelmemiz gerektiğini söylüyorlar ve buluyorlar bizi. Nasıl dönüşler alıyorsunuz? Bir de tabii ki Türkiye kökenlerin oranı nedir bu birleşme için? Onu da bilmek isterim. Tabii yani bu 21 tane kuruluş, dernek, işte ağ, inisiyatifin arasında şu anda 4 tane Türkiye kökenli kurumumuz var. Zaten isim verebiliyor musunuz derneklerden? Anlayamadım. İsim verebiliyor musunuz derneklerden? Yani mesela daha çok kültür derneği mi, yoksa hangi faaliyetlerde bunlar? Yani sosyal alanlarda, kültürel alanlarda çalışan derneklerden oluşuyor. İsim olarak vermesek de şu olgu var. Yani zaten bizim hedefimizde Türkiye'leri bir araya getirmek diye bir derdimiz yoktu. İlk etapta. Tabii ki Türkiye'liler de bu oluşumun bir parçası. Ama biz bu şehirdeki çeşitliliği arz eden tüm kesimleri bir araya getirmek. Ve bu getirdiğimiz kesim, bir araya getirdiğimiz kesimlerin içinde de ön koşullu olarak koyduğumuz kriterler var. Yani nedir bu? Demokratik bir mütevazi olması, işte kendi içinde ötekileştirme, ayrımcılığı uygulamaması, işte kadın erkek cinsiyet eşitliği, işte vesaire. Yani ortak yaşamı kendi içinde de, kendi kurumunda da örebilen tüm kuruluşlarla bir arada durmaya çalışıyoruz. Ve Afrika kökenli derneklerimiz var, Avrupa kökenli derneklerimiz var ve 21 tane farklı derneğin bir arada durabilmesi, aynı şeyleri telaffuz edebilmesi tabii ki çok önemli. Augsburg Belediyesi'nden bakış nedir bu birleşmeye? Oradan da herhangi bir dönüş oldu mu size? Evet, evet, evet. Yani çok ilginç. Biz ilk bu brainstorm'u yaptığımızda, işte fikir ürettiğimizde acaba şehir nasıl karşılar diye bir şeyimiz vardı, bir kaygımız vardı.
Fakat müthiş pozitif. Augsburg'un ikinci belediye başkanı, Yeşiller Partisi'nin mensubu Martina Wild bizi resmi bir görüşmeye davet etti. Augsburg şehrinin yabancılar meclisi bu kuruluşa olumlu bakıyor. Yani tamamıyla pozitif. Çünkü zaten alternatif değiliz. Biz yaşamı ortak örmeye adayız. Yani bir şeylere alternatif olmaktan daha çok ortak bir takım şeyleri geliştirip kolektif bilincin, kolektif aklın yaratabileceğine inancıyla ortaya çıktığımız için rekabet olarak ya da tehlike olarak da görünmüyoruz maalesef. Çok ilginç. Bu kadar zaman geçmesine rağmen demek ki ne göç arka planı olanlar kendilerini bir türlü ifade edememişler Alman toplumuna, ne de Almanlar tam olarak göçmen kökenlileri tanıyamamışlar ki. Çünkü siz demin buradaki göçmen derneklerinin aslında üstlerine düşen vazifeleri, strüktür açısından eksiklikleri dolayısıyla yerine getiremediklerini, dolayısıyla da proje üretemediklerini söylediniz. Zamla birlikte şimdi tüm bunlar mümkün olabilecek mi? Neler sunacaksınız göçmen derneklerine? Hangi imkanlara kavuşacaklar? Birleşmek. Yani orada bir ince ayrıntıyı tekrar altını çizeyim. Yapamadılar demeyelim. Koşullar yoktu. Yani tabii ki biz özellikle sivil toplum kuruluşları olarak çalışma alanı yarattığınız yerlerde koşullarla alakalı sizin çalışma gücünüz, işte yapabileceğiniz projeler ve koşullar maalesef tamamıyla ortak bir yaşama endeksi değil. Örneğin işte bir sürü proje, bir sürü fon var ve bu fonların içinde diversity örneğin bir kriter değil. O anlamda tabii ki o maddi olanaklar açısından bir sürü kuruluş yarışıyor. Burada struktürel ırkçılık, yapısal ırkçılık da ön plana çıkıyor. İşte sizin kendinizden farklı diğer insanlara, diğer yapılanmalara bakışınız ön plana çıkıyor. Ve tüm bunlar bir araya geldiği zaman bunu bir sistem olarak değil, daha doğrusu bir olgu olarak altını çizmek gerekiyor. Mümkün de değildi. Yani ya da ne kadar mümkündü? Bu önemli. Zamla beraber bunu aşacağımızı düşünmemizin sebeplerinden bir tanesi zam tek başına duran bir kuruluş değil. Biz NEMO'ya bağlanacağız. Yani zaten 700 derneği aşkın bir kapasiteli çatı örgütüne bağlanacağız. O anlamda ciddi anlamda birbirimizden öğreneceğiz. Birbirimizi geliştireceğiz. İşte ortak akılı çok daha bir üst seviyeye çıkarabileceğiz. Bir faktörü bu. İkinci faktörü de kuruluşun, yani bu zamın içinde üye olan, bunu destekleyen, bunu ayakları üzerine dikmeye çalışan derneklerin 30 yılı aşkın tecrübeleri var. Yani en yeni derneğimiz 15-20 yıllık bir tarihe bakıyor. Ve bu anlamda tabii ki müthiş bir tecrübe var ve bu tecrübeyi ortaklaştırabildiğimiz zaman, işte gücümüzü ortaklaştırabildiğimiz zaman önünde, yani üstesinden gelebileceğimiz bir şeyin olduğuna tahmin etmiyorum. O yüzden de biraz umutluyuz. Ve sadece ben değil, yani bütün bireyler, bütün kurumlar ciddi anlamda çok motive bir şekilde ve çok olumlu bir şekilde geleceğe bakıyor. Biz de çok heyecanlıyoruz sizin anlattıklarınızdan sonra. Almanya çapında göçmen örgütlerinin gerçekten bir araya gelerek o ağı kurması Alman toplumunda da çok ciddi kıpırtılara yol açacaktır. Stuttgart olaylarını siz de takip etmişsinizdir Düzgün Polat. Evet. O olayların ardından bir açıklama yapıldı ve demek ki dendi burada, bu bölgede bizim göçmen örgütlerine çok daha fazla destek vermemiz gerekecek belediye olarak. Bütçeyi biraz daha göçmen derneklerine doğru açacaklarını ifade ettiler. Augsburg'da da aynı, yani benzer sinyalleri siz de aldınız mı? Ya bu zaten açılım, gerçekten işte hayatın bütün alanlarını yeniden düşünme diye derdi olan yıllarca insan var. Yani hiç kimsenin emeğini burada küçümsemek istemiyorum ve hepsinin emeğinin altını çiziyorum. Yani yıllardır bu alanda çalışan, yıllardır olması gerekenlere, işte yönelimlere, işte risklere dikkat çeken yüzlerce insan var. Onlara da buradan bir teşekkür ederim. Yani onlar bu yolun önünü açanlardı da bir nevi. Tabii ki bu sinyaller her yerden var ama bu sinyallerin yapısal anlamda kalıcı bir şekilde hayat bulması için sadece bu sinyallerin olması yetmiyor.
yetmiyor. Biz artık hem burada göçmen kökenli insanlar olarak hem de Almanya'da yaşayan, Almanya'da yöneten, Almanya'da söz sahibi olan insanlarla beraber biz ve onlar iki yönlü, iki uçlu bir düşünce tarzını artık yıkmamız gerekiyor. Biz ve onlar yok. Almanya'da yaşayan insanlar var ve insanların ihtiyaçları var ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda hayatı örmek diye bir derdimiz var. Ve o anlamda tabii ki gelişmeler var. Yani bunun hakkını yememekle beraber Yeşiller Partisi'nin bir mensubu olmasam dahi bunun ciddi anlamda bir gücü Yeşiller, ciddi anlamda bir gücü SPD, ciddi anlamda bir gücü Sol Parti, ciddi anlamda bir gücü sanat alanında, tiyatro alanında, işte kamu kuruluşları alanında, işte yerel yönetimlerde sürekli olması gerekenin altını çizen tüm insanlar. Ve bunlarla beraber ben çok daha, özellikle de çok daha olumlu bir geleceğe gitmemiz gerektiği kanısındayım. Çünkü bildiğiniz gibi Avrupa'da, dünyanın her yerinde ciddi anlamda bir ırkçı, ciddi anlamda bir tekçi, ciddi anlamda bir ötekileştiren zihniyet gelişmekte. İşte Hana o olgusu yeni bir olgu değil. Biz bu olgularla Solingen'de tanıştık. İşte Romanya'da, Polonya'da, işte Trump keza yine aynı. Bizim ülkemizde de maalesef kısmen biz bu olguları görüyoruz. Ve tüm bunlar tabii ki bizi biraz daha motive ediyor. Yani tarihe baktığımız zaman tarihten öğrenebileceğimiz çok şey var ve tarihte yapılan yanlışların tekrar olmaması gerektiği kanısındayız. Bu anlamda da motive olmuş şekildeyiz. Hayatı ortak örüp ve bu gökyüzünün altında hepimiz kendi isteklerimizle, arzularımızla, yaşam biçimliklerimizle yaşayabileceği kanısındayız. Öyle de olmak zorunda gibi geliyor yani. Aslında hem motive ediyor hem de biraz mecbur bırakıyor galiba son dönemdeki ırkçı gelişmeler. Evet. Göçmen deyince ne yazık ki hemen ardından aklımıza ırkçılık geliyor. Yani böyle bir bütünleşme de var. Sizler Augsburg kentinde kuracağınız veya şu anda kurulma aşamasında resmileşme yolunda olan zam ile birlikte bir mesaj almak isterim bitirmeden. Son günlerde özellikle Almanya'da hatta tüm dünyada yükselen ırkçılıkla alakalı göçmen çatı örgütlerinin rolü nedir? Nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Tabii önemli bir rol oynuyor göçmen kuruluşları. Fakat önemli bir risk taşıyor içinde. Yani ırkçılık, faşizm, ötekileştirme, hayatı tekçi bir zihniyetle bakmak herhangi bir topluma özgü bir şey değil. Dünyanın her yerinde var olabilen, dünyanın her yerinde şu anda yeşeren bir zihniyet. Ve bu zihniyete karşı sadece biz kendi perspektifimizle baktığımız zaman ciddi anlamda tehlike de arz ediyor. Yani o tekliğe bir nevi düşmüş oluyoruz gibi geliyor bana. O anlamda bizim rolümüz ırkçılığa karşı, ötekileştirmeye karşı, ortak yaşamı hedef alanlara karşı ortak yaşamı örmek olmak zorunda. Perspektiflerimizi çok farklı perspektiflerle geliştirip, çok farklı perspektiflerle, çok farklı yaşam tarzlarıyla, çok farklı düşünce yapılarıyla bir arada durabilmenin kültürünü geliştirmek zorundayız. Bu kültürü kısmen göçmen kuruluşları zaten yani sürekli ötekileştirmeye maruz kaldıkları için kendi içinde bu kültürü geliştirmekte oluyordular zaten ve yaptılar da bunu yıllarca. Hepsi için geçerli olmayabilir. Yani burada da tabii genelleştirme çok doğru bir yöntem değil ama kısmen bunu görüyoruz. Ve bununla çok daha aktif o kültürü nasıl hayat bulabileceği yönünde öncülük yapabilirler. Yani bu rol önemli bir rol. Ama bu sadece yani biz bunu yaparız veya ötekileri bunu yapar veya şu bunu yapmak zorunda diye bakmaktan ziyade ortak biz bunu yapmak zorundayız diye bakmayı doğru buluyoruz. Doğru buluyorum. O anlamda da rolümüzü oynayacağı kanısındayım. Sadece Türkiye'lilerle. Evet, yani anlaşılan önümüzdeki günlerde göç arka planı olan kuruluşlar açısından bir örnek oluşturacak. Biz de meraklı sizi takip edeceğiz. Stuttgart kentinden nüfusunun yarısı göçmen olan Augsburg'a bizden çok selamlar. Katıldığınız için teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz bu fırsatı verdiğiniz için ve umutluyuz ve geleceğe adayız. Talibiz. Yani hayatı örmeye talibiz. Çok teşekkür ederiz.